Merhaba sevgili öğrenciler. Bulbul Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci sınıftan matematik dersinden onluk ve birlik kavramını anlatmaya çalışacağım. Onluk ve birlik kavramına geçmeden önce sizlere doğal sayıları hatırlatmak istiyorum. Şöyle diğer kağıdımdan başlayayım. Şimdi doğal sayılar bir basamaklı doğal sayılar var. Zaten bunları öğrenmiştiniz birinci sınıfta. Şimdi ikinci sınıfta da yine bir basamaklı doğal sayılar ve iki basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Şimdi bir basamaklı doğal sayılara neden böyle deniyor? Çünkü bunlar bir rakamdan oluşuyor. Tek rakamdan oluştuğu için bir kişi olduğu için öyle söyleyelim. Bunlara bir basamaklı doğal sayılar deniyor. Ve bir basamaklı sayı, doğal sayılar toplamda 10 tane. 9'a kadar olan rakamlar var. Bir de 0 var. Onunla beraber toplamda 10 kişi oluyorlar. Bunları şöyle size göstereyim. E, sıfırdan başlayalım. Sıfır demek yok demek. Yani herhangi bir çubuk ya da kalem yapmama gerek yok. Bir rakamı için bir tane çubuk yapabilirim. Şöyle bir çubuk yapalım. İki rakamı için iki tane çubuk yapmalıyım. İki sayısı için üç tane için üç çubuk yapıyorum. Dört sayısı için dört tane çubuk yapıyorum. Beş sayısı için beş tane çubuk. Üç, dört, beş. Altı sayısı için altı tane çubuk yapıyorum. Üç, dört, beş, altı. Yedi sayısı için yedi tane çubuk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 için 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 için 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 9 tane yaptım ve bu şekilde bıraktım. Şimdi iki basamaklı doğal sayılarda ise 2 kişiden oluşuyor sayılarımız ve biz bunlara iki basamaklı doğal sayılar diyoruz. Kimden başlıyor? 10'dan başlıyor. 10 11 12 13 14 bu şekilde gidiyor. Nereye kadar? Ta 99'a kadar gidiyor. 99'dan sonra biliyorsunuz 100 sayısı geliyor ama 100 sayısı 3 kişiden oluştuğu için ona 3 basamaklı doğal sayılar deniyor. Onu buraya yazmıyoruz tabii ki. 2 basamaklı doğal sayılar 2 kişiden oluşuyor. Şimdi bunları gösterirken onluk ve birlik olarak gösteriyoruz. Biz mesela ilk önce 10 sayısını 10 tane çubuk yaptığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çubuk yaptığı zaman biz bunları bağlıyoruz bir iple. Ve biz bunlara onluk diyoruz. Yani bir tane onluk diyoruz. Ve bunu rakamla sayılan on olarak gösteriyoruz. Şimdi geçelim onluk ve birlik kavramına. Oradan daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi bakın onluk taban blokları diyoruz biz bunlara. On tane olduğu zaman birbirine yapıştırılıyor ve bir tane onluk elde ediliyor. Birlik olduğunda ise tek başlarına oluyorlar. Yani şöyle diyelim Bakın burada resmini görüyorsunuz. Bir tane onluk var. Burada yazıyor zaten. Bir onluk ve dört tane birlik var. Bunlara da birlik diyoruz. Ve şu bir rakamıyla dört rakamını yan yana getirdiğimiz zaman ne oluyor? 14 oluyor ve o konuşu da bu şekilde 14 olarak okuyoruz. Şimdi diğerini be, e, biz yapalım. Bakalım kaç tane onluk var? 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 tane onluk var. O zaman buraya 4 onluk yazıyorum. Kaç tane birlik var? 2 4 6 7 tane birlik var. 4 onluk 7 birlik. Şimdi bakın 4 ile 7 rakamını yan yana getiriyorum ve bunun kaç olduğunu nasıl anlayacağız? 4 onluk 10 20 30 40 ediyor sevgili öğrenciler. 7 tane de birlik var. 40 7 daha 47. 47. Zaten kendiliğinden söyleniyor. Bakın 40 7 şeklinde okuyoruz. Diğerini yapalım. Bakalım kaç tane onluğumuz var. 1 onluk 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane onluk var. Hemen yazalım. 7 onluk artı 3 tane birlik görüyorum. 3 birlik yazdım. 7 onluk ve 3 birliği yan yana getiriyorum. Bakın onluklar başa yazılıyor. Birlikler arka tarafa yazılıyor. Ve şimdi kaç olduğunu okuyalım. 7 tane onluk 10 20 30 40 50 60 70. 3 de burada var. 73. Demek ki bu sayımız 73 olarak okunuyor ve bu şekilde yazıyoruz. Diğer alıştırmaya bakalım. Evet, yine taban bloklarımız var ve onluk birlik olarak yazacağız. İlk alıştırmadan bakalım. 2 tane onluğumuz var. Hemen buraya 2 onluk yazdım. Kaç tane birlik var? 5 birlik var. Ve bunları yan yana getiriyorum. Ve okuyorum. 2 onluk 10. 10 daha 20 ediyor. 25 şeklinde okuyoruz. Buraya bakalım. 3 tane onluk görüyorum. 2, 4, 6, 7 tane de birlik görüyorum. Ve bunları yan yana koyduğum zaman 3 onluk 30. 7 de burada var. 37 olarak söylüyorum. Son alıştırmamız. Bakıyorum 2, 4, 5 tane onluk var. 4 tane de birlik görüyorum. 5 onluk ve 4 birliği yan yana getirdiğim zaman bunlar 50 ediyor. 54 şeklinde okuyoruz. Ve devam ediyoruz diğer alıştırmamıza. Bu kez yazıyla yazılmış onluk ve birlikler biz sayıları oluşturacağız. Bakın 1 onluk 6 birlik. Zaten onluklar başa yazılıyordu. Birlikler arka tarafa yazılıyordu. Ve 16 olarak yazılmış buraya. Ne yapıyoruz? 5 onluk 5 birlik yan yana getireceğim. Hatta ekranı şöyle biraz daha büyütürsem sizler daha iyi görebilirsiniz. Evet. 5 onluk 5 birlik hemen yan yana yazalım. Ne oldu? 55 oldu. 5 onluk 5 birlik daha 55 oldu. Şimdi 7 onluk 1 birlik 71. 7 onluk 70 ediyor. Bir de onlukları şöyle bilebilirsiniz sevgili öğrenciler. Onar onar saydığımız sayılar. Mesela 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye gidiyor. Ve sonra da 100 geliyor biliyorsunuz. Bakın 7 onluk 70 ve 1 bir birlik 71 bir oldu. 3 onluk 2 birlik hemen yan yana yazalım. 3 onluk 2 birlik 10, 20, 30 biliyorsunuz. 30, 2. 8 onluk 9 birlik yan yana yazdım. 8 onluk 80 ediyor. 9 da burada var. 89 diye okuyoruz. 4 onluk ve 0 birlik var. Bunu nasıl okuyoruz? 4 onluk 40. Burada birlik olduğu ol, yok yani olmadığı için onu okumuyoruz. Yani 40 diyoruz ve bu şekilde söylüyoruz. Şimdi öğretmeniniz size okulda bu şekilde verdiğinde sayıyı çözümleyelim, onluk ve birliklerini yazalım dediğinde ne yapacağız? verilenleri onluk ve birlik olarak yazıyla göstereceğiz. Hemen gösterelim. 25'e bakıyoruz. Burası onlukların yeriydi. Ne yapıyorum şuraya? 2 onluk yazıyorum. Ve 5 tane birlik gözüküyor. 5 birlik yazıyorum. 25 sayısında. 43'te ise 4 onluk var. 4 onluk. Ve 3 tane birlik görüyorum. Bu şekilde çözümlemiş oldum. 60 sayısına bakalım. 6 tane onluk var ve 0 birlik var. Bu şekilde yazıyorum. Yani birlik yok. O zaman aslında birlik olmadığı zaman bunu yazmayabiliriz de yine doğru olur. Yani sadece 60 sayısına 6 onluk yazsak, burayı yazmasak yine doğru olur. Öğretmeniniz yine doğru olarak kabul eder. Geçelim 92'ye. 9 onluk ve 2 birlik var. Onu da yazalım. Son olarak 71 sayısına 7 onluk, 7 onluk 70 yapıyor ve bir tane birlik var 71 oluyor. Diğer alıştırmaya bakalım. Bu kez basamak isimlerini vermişler. Yani birler basamağında birlerin olduğu yerde 8 varmış, onlar basamağında 4 varmış ve cevabı önceden yazılmış. Bakın 8 birler basamağında 4 onlar basamağında. Şimdi bazen bunlar e ters yazılabilir. Sizler onun için şaşırmayın. Hemen ilk başta 8 yazıldığı için 8'i başa yazmayın sakın. Çünkü herkesin yeri belli. Birler basamağı arkada olacak. Onlar basamağı ön tarafta ilk sırada olacak. Devam edelim. Onlar basamağı 1. Hemen başa yazıyorum. Birler basamağı 7 ve sayımız oldu. 17 çıktı. Burada bakın sizi şaşırtmak için önce birler basamağı yazılmış. Birler basamağını arka yazıyorum. Onlar basamağını öne yazıyorum. Ne oldu? 69 oldu. Yani şimdi ben 9'u ilk gördüğümde hemen onu başa yazsaydım sayıyı yanlış yazacaktım. Buna dikkat edin sizler alıştırmalar yaparken. Geçelim diğerine. Birler basamağı 9, yine arkaya yazıyorum onu. Onlar basamağı 7. Ne oldu? 79 oldu. Birler basamağı 0, onlar basamağı 4. Bu da 40 oldu. Onlar basamağı 7, birler basamağı da 1. 71 oldu. Şimdi bazen derslerde okulda öğretmeniniz bu şekilde abaküsle gösterme alıştırmaları da size verebilir ya da ders kitaplarınızda da olabilir. Bakın abaküste de buradaki e, abaküsteki olan sıradaki yerler onlar basamağı. Bakın üstte yazıyor onlar. Kısaca o harfi var. Burası da birler basamağı. Ve 3 tane onluk var. Bakın burada 3 onluk yazıyor. Ve 5 tane birlik. Yani 35 oluyor. Abaküs de gösterirken de bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bunu da biz yapalım. Önce onlar, onluk, onlar basamağını yazacağım. Bakıyorum kaç onluk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onluk. Hemen başa yazdım. 2 tane de birlik var. Ve ne oldu? 82 oldu. Diğerinde bir tanecik onluk var. 1 onluk. 2, 4, 6 tane birlik var. 16 oldu. Diğerini gösterelim. 2, 4, 6 tane onluk var. Birlik yok. O zaman buraya 0 koymalıyım. 60 oldu. Abaküs ile gösterirken hani birlik yok diye burayı sakın boş bırakmayın. O zaman ne olur? Sayı sadece 6 olur. Ve siz yanlış oluşturmuş olursunuz. Yani birlik olmadığında oraya 0 muhakkak koymalıyız. Son alıştırmamızı da yapalım ve dersi bitirelim. Bu kez de basamakların isimlerini yazma alıştırmamız var. Bakın 3 birler basamağında olduğu için birler basamağı yazılmış. 4 onlukların olduğu yerde onlar basamağı yazılmış. Hemen diğerini de biz yazalım. 6 birler basamağında birler yazalım. 2 onlar basamağında onlar yazıyorum. Bu şekilde kısaca da yazabilirsiniz. İsterseniz basamağı diye de yazabilirsiniz. Öğretmeniniz nasıl isterse o şekilde gösterebilirsiniz. Ben video fazla uzun olmasın diye yazmamıştım. Neyse Sonuncuyu yazmayalım. Yalnız burada ok işaretlerimiz çıkmamış. Hemen düzeltelim şöyle. Evet şimdi oldu. 8 birler basamağında. Oraya birler yazalım. 9 ise onlar basamağında. Ve bu şekilde yazalım. Evet sevgili öğrenciler. onluk ve birlik kavramı bu kadar. Bundan sonraki dersimizde de basamak değeri nasıl oluyor? Onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Daha sonra deste ve düzine dersleri de yapacağız. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.